Özlem Beşiktaş. Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında 11. sınıf öğrencileriyiz. Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında bir kutu oyunu hazırladık. Oyunumuzu başarıyla tamamlayan takım Güvenli İnternet Apoleti kazanacak. Biz de bu yüzden oyunumuza Apolet adını verdik. Oyunumuzun hedef kitlesi 10 yaş ve üzeri, 2'şer kişilik ya da 2 ya da 3 takım ile oynanabilir. Öncelikle Bilişim Teknolojileri öğrencileri olarak tüm tasarımı kendi emeğimizle hazırladığımızı belirtmek isteriz. Öncelikle oyun alanı hakkında bilgi vermek istiyoruz. Dıştaki gördüğünüz turuncu, mor ve yeşil kutular internet güvenliği konusundaki temel bilgileri. Ortada gördüğünüz kırmızı kutular ise üst düzey düşünme becerileri gerektiren ileri düzey bilgileri öğretmek amacıyla tasarlandı. Takımlar oyun alanındaki başlangıç noktasına piyonları koyar. Atılan zara göre ilerler ve hangi renge gelinirse zorluk seviyesine göre soru sorulur. Her soru için 1 dakikalık süreleri vardır. Turuncu alandaki sorular doğru cevaplandığında 10 GB. Mor alandaki sorular doğru cevaplandığında 20 GB. Yeşil alandaki sorular doğru cevaplandığında 50 GB puan kazanırlar. Bilişim Teknoloji öğrencileri olarak puanların birimini GB olarak belirledik. Peki soruların cevabı yanlış olursa ne olacak? Çok basit. Ceza olarak soru kartında belirlenen Trojan, Worm, Spyware, Adware, Spam gibi bilgisayar zararları kullanılacak. Takımlar her turda yeni bir soruyla karşılaşacak ve puan toplayacaktır. Ya da ceza olarak bilgisayar zararlarından birini alacaktır. İkinci tura geçmenin iki şartı vardır. Birincisi 200 GB puan toplamak. İkincisi ise bilgisayar zararlarına sahip olmamak. Peki elinde bilgisayar zararlısı olan takım ne yapacak? 60 GB toplayarak antivirüs satın alabilir. Ama her antivirüs sadece bir zararlıyı yok eder. Örneğin elinizde bir solucan, bir trojan varsa onları yok etmek için 120 GB'a 2 antivirüs almalısınız. Bölüme geçildiğini varsayalım. Burada takımların işi biraz daha zorlaşacak. 3 farklı soru türüyle yüzleşecekler. Doğru cevaplar 30 GB, yanlış cevaplar ise ceza olarak yerlerinde sayarlar. Burada bu turda zar atılmaz. Sırayla gitmek zorundalar. Birincisi metafor. Soru kartındaki kelimeyi metaforlarla anlatacaklar. Ancak en fazla 2 metafor kullanabilirler. Güvenlik kelimesi örneğin kale ve kapı kelimeleriyle anlatılabilir. İkinci soru tipimiz eldiven. Saflık ve temizlik anlamına gelen beyaz eldivenle kartın arkasındaki kelimeler anlatılacak. Süre 1 dakika, çok hızlı olmalılar. Örneğin solucan. Bu şekilde anlatılabilir. Son soru tipimize ikna et. Kartın arkasında bir yargı bulunmaktadır. Takım temsilcisi karşı tarafı 1 dakikada bu yargının doğruluğu konusunda ikna etmelidir. Karşı tarafta hakkaniyetle karar vermelidir. Örneğin antivirüs yazılımını düzenli aralıklarla güncellemeliyim. Şifre oluştururken büyük küçük harf, sayı ve sembol kullanmalıyım. Bu yargıların doğruluğu konusunda karşıdakini ikna etmeliyim. Senin seçimin alanına gelince metafor, eldiven ve ikna et soru tiplerinde istediğini seçebilir takımlarınız. Bu bölümde 200 GB ilk toplayan takım oyunu kazanır ve güvenli internet operatörünü kazanır. Unutmayın, güvenli internet sizinle başlar.